Ne biliyorsunuz? Sanayide, imalat sanayinde kapasite kullanım aralarındaki artış da 2016 değer bazında ihracatımızı arttırmış durumdayız. Miktarda da %5,5'luk bir ihracatta arttığımızda Türkiye genelinde iş gücüne katılma oranı Ağustos ayı itibariyle 52 nokta. İlimize paltı basmaya gelişmesine, katkı sunmasını da sağlamasını da Cenab-ı Allah'a niyaz ediyorum. Öbür taraftan da aslında yılda iki defa yapılması önemli görülen ekonomik toplantıları bundan sonra daha sık aralıklarla bir araya gelmek suretiyle gerçekleştireceğimizi ve valilik olarak da yaptığımız sayısız toplantılar içerisinde en çok önem verdiğimiz, en çok önem atfettiğimiz bir birliktelik olduğunu da ayrıca sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha önce vali görevi yaptığım Adıyaman'da neredeyse ayda bir kez bir araya gelmek suretiyle oradaki toplumun ve ekonominin önemli aktörleriyle istişarelerde bulunmaya, ille ilgili belirleyici ve yönlendirici doğru istikamette iyi belli bir noktaya taşımaya yönelik çok sık yaptığımız bir toplantıydı. Şu an bu toplantıda Adıyaman'da kıyaslanmayacak derecede büyük bir potansiyel, bir birikime sahip olan bildiğimiz. Dolayısıyla burada daha çok istişareye, daha çok bir araya gelmeye, kamu yatırımlarıyla sivil toplum ve özel sektör yatırımlarının daha eş bölüm içerisinde birlikte yürütülmesine ihtiyaç olduğunu değerlendiriyorum. Onun için de biraz önce ifade ettiğim gibi inşallah daha sık aralıklarla zaman zaman sayıyı arttırarak, zaman zaman daha küçük odak toplantılar gerçekleştirmek suretiyle bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. 4,5 aylık, 5 aya yaklaşan bir Şanlıurfa Valiliği görevini şerefle, onurla taşıdığımız bu görevi inşallah sizlere ve Şanlıurfa'lı kardeşlerimize ve bizi buraya layık görenlere uygun bir şekilde, onlara mahcup etmeyecek bir şekilde yürütmeye büyük bir gayret sarf edeceğiz. Bu 5 aylık süre içerisinde tabii yoğun protokol işleri, ziyaretçilerimiz, gelen devlet büyüklerimiz ve yine bu bölgenin geleneğinden, örfünden kaynaklanan yoğun misafir akışı içerisinde. Ya eğer biz geleceğe yönelik daha zengin, refaha daha yüksek bir Şanlıurfa elbette ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz. Sizler de bizlere. Sanayinin yatırımın geliştirilmesine yönelik faaliyetler, eğitimi ve diğer bütün alanları elbette etkiler. Ama siz de bu 750 yıl civarındaki çocuğumuzu, gencimizi iyi yetiştirmez, iyi hazırlamaz, gelecekte bulunacağı atmosferde ve ortamda iyi rekabet edebilecek, iyi bir donanıma eğer sahip kılmazsanız, ne yaparsanız yapın, Şanlıurfa'yı daha ileri noktalara taşıma şansı var. Dünya Bankası, ister derecelenme kuruluşları, Türkiye'nin büyüme hızını 2.9-3.1 ifade ederken, biz Allah'a çok şükür, son cevinde 6-7 inşallah oranda büyüyeceğiz. Rus Bey'in sonunda da gördüğünüz gibi, Sayın Hanım, eğitimle ilgili verdiğiniz örneklerde, eğer bütçeyi size verirsem önceliğiniz ne olur? Eğitim dediniz, dersliklere değindiniz. Tabii derslikle beraber öğretmen açımızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onu paranın bir kısmını da öğretmenlere ayıralım. Çünkü halen öğretmen olmayan okullarımız var. Turizmle ilgili de hakikaten bir öz eleştiri yapmamız lazım. Urfa'da şu an otellerin doluluk oranları iyi durumda olduğunu ifade ettiler arkadaşlar, dışarıda görüştüğümüzde de. Ama şu gerçeği göz ardı etmememiz lazım.